İstenmeyen tüyler yerine paraları gitti. Talihsiz kadınlar güzelleşmek isterken dolandırıldı. Mağdurların hepsi epilasyon kampanyası diye imza attı. Hizmet alamamak bir yana, gelen haciz ilamlarıyla şok oldu. Sayıları ise günden güne çığ gibi arttı. Toplum içerisinde çok fazla var, eline kağıt alıp işte yukarıya çıkar mısınız diyene kanmasınlar. Son günlerde kadın tüketicilerin başı broşür dağıtıp epilasyon paketi satanlarla dertte. İddialara göre verilen vaatlerle verilen hizmetler örtüşmüyor ve birçok mağduru oluyor ve en büyük mağduriyette icralık olmaları. Fatura evet istemiştim. Geriye dönük dedi, belge veremiyoruz dedi. Beni öyle gönderdiler. İşte o mağdurlardan biri Ezgi Koyuncu, 20 yaşında. Dershanesine giderken yolu kesildi. Epilasyon satıcısı prim kazanacağım beni kırmayın deyince yelkenleri suya indirdi. Güzellik merkezine gitti. Başta tereddüt etti ama sonunda nereyi gösterirlerse orayı imzaladı. Yardımcı olmak maksatlı çıktım yukarı. Hani böyle anlatıldı. Sözleşmeyi o imzayı attırana kadar size davranışıyla sonraki davranış o kadar farklı oluyor ki. Taksitlere bölür, hani yardımcı olur gibi sözler. Ancak 2400 liralık bedel için taksit yerine tek bir senede imza attırıldı. Vazgeçince cayma hakkını da kullanamadı. Epilasyon merkezini çoktan unutmuştu. Aylar sonra evine gelen icra kağıdıyla hatırladı, şok oldu. Sözleşmeyi feshetmek istediğimi söyledim. Bunlar hayır falan dediler. Aramadı, sormadı. Sonra evime icra kağıdı geldi benim. 1350 lira ödedim. 1050 kalıyordu normalde. Avukat falan filan eklemişler. 1867 olması lazımdı. Esengül Bayram da aynı merkezin kurbanlarından. O da 500 liralık senedi imzaladı. İptal etmek istedi ama olmadı. Almadığı hizmet için icralık oldu. 6 taksit dediler ama tek senete imza attılar. İptalini yapamıyoruz dediler. Ve bir sene sonrasında bu şekilde mahkeme yoluna girdik. Mağdur ikili tüketici hakem heyetine koştu. Kendileri gibi yüzlerce kişinin olduğunu da böylece öğrendi. Uzmanlarsa hem imza atarken dikkatli olunması konusunda uyardı, hem de senetler tüketici kanununa aykırıysa itiraz yolunun açık olduğunu söyledi. Tüketici kanunun 4. maddesi aynen şöyle der. Senet bono düzenlenecekse sadece nama yazılı, yani ciro edilemez. Her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Burada 12 puntodan küçük ve tek bir senet düzenlenerek icraya verilmiş. Üstelik haber bile verilmeden.